Merhaba akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Kasım ayında tabii ki akrep burcunda bir yeni ayla başlayacağız e, aya ve 1 Kasım'da gerçekleşecek. 15 Kasım'da da boğa burcunda bir dolunayla ayla e, tamamlıyor olacağız aslında ayı ve çok hareketli de bir gündem yaratacak. Öncelikle bütün akreplerin doğum gününü kutluyorum arkadaşlar. Şimdi 1 Kasım'da gerçekleşecek olan Akrep yeni ayında tabii ki siz bir yani hayatınızı gözden geçireceksiniz. Ne yaptım, ne yapamadım, neler yaşadım, artık nereye gitmek istiyorum, ne yapmak istiyorum, hayatımı kökten değiştirmek istiyorum ve bunun için de çok ciddi adımlar atmak istiyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Bu evlilik olabilir, taşınma olabilir, bir göç olabilir, bir yatırım olabilir. Hayatınızı sil baştan, e, sıfırdan değiştirecek bir durum aslında bu diyebiliriz kısacası. E, öncelikle e, beşinci evinizde bir satürn var. Belki uzun zamandır flört aşamasında olduğunuz e, bir sevgiliniz var ve... E, bunun ne yöne gideceği belli değil gibi. Onu bir şekilde evleneceksek bu ilişkiye devam edelim. Ama el el evlenmeyeceksek artık e, ben bu ilişkide çok yoruldum diyerek bir rest çekiyorsunuz sanki. Ve bu e, rest karşı taraf için. E, bir ani bir şok yaratıyor olabilir elin taşın altına koymayan kişi bu dönemde sizi kaybetmemek için elinden geleni yapıyor olabilir ve hızlıca bir evliliğe gidiyor olabilir ya da ilişkilerinizle ilgili bazı sıkıntılar ve problemler yaşıyordunuz evlilik ya da ortaklıklarınızla ilgili. Artık onlara e, tamam mı devam mı şeklinde bir netlik kazandıracağız. Karşı taraf bizi e, sıkıntı ve probleme sürüklüyor ve elin taşın altına koymuyor. E, bu sıkışmışlık durumumuzdan e, bir türlü kurtulamıyorsak kesin ve net bir bitişe doğru bizi sürüklüyor olabilir arkadaşlar. 15 Kasım itibariyle de aslında evlilik, ortaklık, sevgili, aşk durumları artık her neyse konu bununla ilgili çok büyük bir netlik kazanacak haritamız ve diyeceğiz ki artık buradan geri dönüşü yok ya evleniyoruz ya bitiriyoruz şeklinde. Belki de e, bitirme yönünde karar aldıysak işte gelir gider dengemiz, ortak mallarımız, hangi evde yaşayacağız, hangi semte ya da şehre taşınacağız bunlarla ilgili karar almamız, çocukların kimde kalacağı, velayeti vesaire gibi konularının ciddi ciddi masaya yatırıldığı, hatta burada uzlaşamazsak bazı sıkıntıların ve problemlerin de dile geldiği bir süreç yaşıyor olabiliriz arkadaşlar. Yani burada uzun zamandır sıkıntı ve problemin artık dolma ve taşma noktasındayız diyebilirim. Yani bu evlilikse bitiş, sonlanma... E eğer daha flört aşamasındaysak evlilik ya da ıı, bitiş şeklinde de düşünebiliriz burayı. Ve bu gelgitler bizim e, haritamızda bizi çok sıkıştırdı artık. E, zaten akreplerin şöyle bir tarafı vardır. Yani griye tahammülü yoktur. Her zaman e, bir belirsizliğe tahammülü yoktur. Net olmak ister. Hayatında bir sonraki adımı görmek, e, tespit etmek ister. Böyle... E, de kalmış havada kalmış bir şey e, akrebi çileden çıkartabilir ve siz artık şu an çileden çıkmak üzeresiniz hayatınızda yeni kararlar ve başlangıçlar yapmak üzeresiniz olumlu ya da olumsuz olması Tabii ki haritalarınıza bağlı arkadaşlar 9 derece ve 24 derece yakınlarında kişisel bir gezegeniniz varsa buradan çok net etkileniyor olabilirsiniz e, bunu da altını çizmek isterim arkadaşlar e, bu arada yorumlarda buluşmak isterim. Bana yazacağınız yorumları tek tek sorularınızı yorumlarda e, cevaplamak isterim. E, Beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 3500 TL'dir. Bu kampanyadan yararlanmak için benimle WhatsApp adımızdan irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.